Taksi pozisyonunda görüyorsun, küfürbaz diyor ki tekerleklerine motor takılmış. Hocam siz ordudan ne zaman emekli oldunuz, ayrıldınız? Ben 2020, yani 3 yıl oldu. En yakın, çok daha yeni. Evet. Siz bu süreçlere daha yakın şahitsiniz o zaman değişime de. Ne ifade ediyor bir asker gözüyle bu silahlar? Yani şöyle, güven verici mi? Biz bunları buraya resimlerini veriyoruz ama. Çok doğru, güzel bir resim aslında. Güzel bir tablo. Çok şey anlatıyor. Öyle Yusuf Hocam da çok iyi, yakından biliyorlar. Şimdi bu tabii birkaç yeteneği vardır orduların, olmazsa olmaz. O nedir? İşte havacılık ve uzay yeteneği. Sektörün tam adı budur. Havacılık ve uzay yeteneği. Şimdi havacılık ve uzay yeteneği konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde mevcut toprakların etrafındaki bölge ülkeleri üzerindeki hava hakimiyetini sağlayabiliyor. Hava üstünlüğünü sağlıyor. Bu çok önemli. Neyle sağlayacak? İleride milli muharep uçağıyla sağlayacak, Kaan'la. Değil mi? Kızıl Elma ile sağlayacak, insan savaş uçağıyla ve SİHA'larıyla sağlayacak. Şu anda sağlıyor. Ya dolayısıyla mevcut şu anda hava kuvvetlerinin elinde bulunan F-16 serisi uçaklarının 70 adediyle, değil mi, değiştirilmesi ya da 50 plus'ın 70'e çıkartılması konusundaki faaliyetler aslında bir miktar bunun için. Yani hava üstünlüğünü ve hava hakimiyetini sağlamak için. Terörle mücadele kapsamında yakın hava desteği, hava desteği sağlamak için bölgedeki Milli birliklerimize. İkinci diyelim, ondan sonra size verelim sözü. Bir de bunun kara ve deniz versiyonları var. Kara yetenekleri, deniz yetenekleri. Karadaki yetenekler işte füzelerle. En başta siperle, hocam söylediler, Hisar'la vesaire gibi, Girit'te. Şimdi bütün bu kara yetenekleriyle, hava yetenekleriyle, deniz yetenekleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla beraber bir şekilde hem bölgesel hem küresel etki ve ilgi alanlarını genişletti. Ben sorduğunuz sual çok güzel bir sualdi. İki cümleyle cevap vermek istiyorum. Tabii ki. Bir asker olarak sahada Tendürek Dağı'nda görevlisiniz. Şu manzara senin için ne anlama geliyor? Evet hocam, hemen tam söyleyeyim. Olarak bu. Şimdi bak, Tendürek Dağı'nda 1997'de, 96'da operasyona çıkarken ki manzarayı anlatıyorum. Elinizde kirpi mirpi yok, zırhlı araç anlamında. Ben yıl 97. Yıl 97. Siz de Cudi'deydiniz. Yıl 97. Elinizde var olan bir Alman firmasının kamyonu. Teşekkür ederiz. İkinize de teşekkür bir ederiz. Bir Alman firmasının kamyonu var. Bu kamyonun içerisine bindirilmiş Mehmetçik 500 kişiyle Tendürek Dağı'nın Leçelik arazisine giriyor. Ağrı'da yana, değil mi Tendürek? Tabii. Ağrı, Van, Doğu Beyazıt o bölgeyi komple kaplamış. Bu derin bir uzantı. Yanardağ püskürmesi olduğu için bir metre ötesini dahi görme imkanınızın olmadığı bir arazidir Tendürek Dağı. Akşam bu 500 asker, tabii ben rakamları falan mizansene ederek veriyorum. Çıkıyorsunuz oradan 497 kişi. 3 tane şehidiniz var. Şimdi sizin elinizde şayet örneğin bu ne işe Akıncı TİHA varsa ya da TB2 varsa, Aksungur varsa, ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yken bir ziyarete gittim bundan 1,5 sene kadar önce. Tendürek Dağı'nın içerisinde bir tane bile Mehmetçik yok. Ne var onun yerine? Orayı gece gündüz 24 saat esasına göre gözetleyen silahlı insansız hava aracı ve insansız hava araçları var. Şimdi bu birincisi. İkincisi, Mehmetçiğin hayatını kurtarıyor. Tabii, yoksun onlar. Hayatını tehlikeye atmıyor. Ya bak, o 500 asker için siz oraya gıda gönderiyorsunuz, mühimmat gönderiyorsunuz, akaryakıt gönderiyorsunuz, termal kamerası arıza yapıyor. Termal kamerası için optik teknisyeni gönderiyorsunuz, zırhlı aracın arıza yapıyor. Çekiyorsun, getiriyorsun, bir sürü şey bunlar. Sadece bunların hiçbiri yok. Pusu da değil. Sonuçta orada tespit yapıldığında da Mehmetçiği göndermiyorsunuz. Yani oradan, diğer devrede. Tabii canım, tabii işte SİHA ile birlik göndermeden şuraya gelelim. Helikopter, Gökbey üzerinden gitmeyelim de Atak helikopteri üzerinden gidelim. Rakam vereceğim, açık kaynak rakamıdır. Yine sene 1998, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde taarruz helikopteri anlamında var olan Kobra serisi helikopterler 7-8 tanedir. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa hadi diyelim 10. Şimdi bunların içerisinde, ben bunların 5. kademe bakımları da dahil olmak üzere ilgili sistemin içerisindeydim. Birisi motor arızası yapar, birisi kilometresi dolmuştur, uçuş saati anlamında bakıma girer. Sabah oturduğunuzda briefingde önünüze gelir. Kaç tane sizin taarruz helikopteriniz var? Elinizde bakımda malzeme bekleyen osubusu çıktığınızda 5 tane helikopter. Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamında orgeneral ya da ordu komutanlığındaki orgeneral karar verir. Bu 4 helikopterin nereye uçacağına. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki taarruz helikopteri sayısı 80'dir. 80, her ile bir tane var yani. 80. Ya artık Tugay komutanlarının, tabur komutanlarının kontrolünde.
Atak var bir de hocam. Orada katalım. Atağı anlattım zaten. Gökbey üzerinden süper vermeyeyim. Süper kobralar ataktan falan da devam eden evvaldelik silahlar. Samet, ne kadar süremiz var? Bir görüntü var, bir video. 8 dakika. Aslında siz de bunu izlemenizi istiyorum. Gaffar, sen bugün sosyal medyada da paylaşmıştın. Evet. ABD eski başkanı Barack Obama döneminde danışmanlık yapan bir vatandaş. Stuart Seldowitz. New York'ta Mısırlı bir satıcının yanına gidiyor. Bu adam devlette Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapmış. Obama'nın yanında. Obama'nın yanında. Danışman derken özür dilerim. Biz tabii danışman diye çeviriyoruz ama Beyaz Saray ve dışişlerinde danışman denen kişiler doğrudan politika belirleyici kişiler. Yani yönlendirici şeyler değil. ABD hükümetinin bürokrat, politikaları belirleyici. Hükümetin parçası yani, onu söyleyelim. Bu vatandaş şu an emekli ama, değil mi? Emekli olmuş bir halkla ilişkiler şirketi için, bir lobicilik firması yani için muhtemelen çalışıyor. Muhtemelen Biden'a falan da çalışıyordur. Yani, yani kafayı, ABD kafasını çok iyi yansıtıyor. Sokağa çıkıyor New York'ta. Orada bir satıcıdan, Mısırlı bir satıcıdan alışveriş yapacak. Bu diyaloğu biraz bir dinleyelim, ruh halini anlamak açısından. You know the muhabarat? No, I don't know. You don't know? I just speak English. No? Yeah, go, yeah. Muhabarat in Egypt will get your parents. Go, go, go. Does your father like his fingernails? They'll take them out one by one. Yalla, ruh minyayn, yalla, go, go, go. Why should I go? Why should I go? Tell me why I should go. I'm standing here. I'm an American. I have free, it's a free country. It's not like Egypt. You only speak English? No English, no. You don't speak English? Yes. Huh? I just speak English. What? No English. You don't speak English? What do you speak? What do you speak? You speak Arabic? The language of the Quran? The Holy Quran? I just speak English. Biraz tercüme edeyim, sonra Gaffar'a da, konuklarımıza da yorum soracağım da. Bu aşağılık türün genel özelliği, böyle iğrenç bir şey söylediğinde gülümsemesi. Karşınıza geliyor, diyor ki aşağılık bir şekilde orada işini yapan bir doğulu görüyor. Sen Mısırlı mısın diyor. O Kur'an'daki gibi mi telaffuz ediliyor diyor. Aşağılıkça da gülümsüyor. Bu insanların özelliği budur, bu faşistlerin de. Bu türün özelliği budur. Ve adama diyor ki hiçbir şey yapmıyor, bakın adam orada doğulu olduğunu fark etmiş. Ondan alışveriş yapıyor. Mısır istihbaratında tanıdığım var, babanın tırnaklarını çekecek diyor. Şimdi bu nefretin sebebi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bu aşağılık yaratığın, gülerek yaptığı o psikolojik baskının, ruh halinin dünya için Müslümanlar nasıl bir bakış açısıyla değerlendiriliyor? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu iğrenç sürünü, bunlar demokrat bu arada, nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren bir video bence Gaffar. Sen nasıl şimdi değerlendiriyorsun bu aşağılık yani adamı? Kamu yayıncılığı da olduğu için burası yani halka hitap eden bir televizyon kanalı, videonun tamamını gösteremiyor. Hazreti Muhammed'le ilgili videonun tamamında aşağılık peygamberimizle ilgili çok ağır hakaretler. Yani internet hesabına özür dileyerek koydum ben. Yani onları yazdım. İngilizceden Türkçe'ye çevirdim mecburen. Aynı zamanda Kur'an'la, Kur'an-ı Kerim'le ilgili çok çok aşağılık sözler. Çok adice sözler. Bu kişi New York 2. Caddede yiyecek satıcılığı yapan ve Müslüman olduğunu anladığı, Mısırlı mı onu bilmiyoruz yani. Sadece görüntüsü itibariyle Müslüman olduğu anlaşılıyor. Öyle düşünüyor bu kişi. Sürekli olarak taciz ediyor bu şeyi, kişiyi. Şimdi bu gülümseme burada, mi Gaffar bu? Şimdi burada kritik nokta şu, bakın. Benim aklıma hep şey geliyor. Bu Horkheimer'in bir antisemitizmle, yani Yahudilere yönelik ırkçılıkla ilgili olarak yazdığı bir makalesi var. Adorno ile ortak makale. Adorno'nun arkadaşı zaten, evet, sen onlardan... Horkheimer ve Adorno'nun ortak makalesi. O makalede kaba faşizmle, kaba ırkçılıkla sistematik kurumsal faşizmi şöyle ayırırlar. Derler ki birinde toplumsal yaşamdaki eksikliğini ya da ezikliğini bir başka grubun suçu olarak gören insan ona saldırır. Bu bildiğiniz bayağı faşizmdir. Ya da bayağı ırkçılıktır. Ama faşizm, gerçek kurumsal faşizm egemen olduğunda sistematik ırkçılık devreye girer ve o şöyle bir şeydir. Sizin toplumsal konumunuzdan bağımsız olarak çok yukarıdaki bir sınıfa bile dahil olsanız sizi diğerlerine karşı terör estirmeye, ayrımcılık yapmaya, hakaret etmeye, zulmetmeye teşvik eder. Sizi serbest bırakır. Şimdi buradaki kritik nokta da bu. Bu adam üst düzey bir Amerikalı bürokrat. Büyük ihtimalle milyonlarca dolar serveti var, çok parası var. New York'ta iyi bir dairede yaşıyor, iyi bir yerde yaşıyor. Ve böyle eğlenerek geziyor ve eğlence olsun diye. Bakın eğlence olsun diye. Eğlence olsun diye.
gelip bir Müslümanı onun değerlerine hakaret ederek taciz ediyor. Mesela burada gene yayınlamıyoruz. Bir videosu daha var mesela. Bir başka tamam. videoda da diyor ki biz diyor Filistin'de 4000 çocuk öldürdük yeterli değil daha da öldüreceğiz falan diyor. Dolayısıyla bizim burada gördüğümüz şey şu. Yani bu adam sıradan bir vatandaş olsaydı Amerika'da yolda gezen bir tip olsaydı. Olabilirdi. Bir efendim işçi sınıfından biri olsaydı, evsiz biri olsaydı, memur sınıfından birisi olsaydı biz diyecektik ya bu herkes her memlekette olabilir. Fakat burada Amerikan yönetimine bir süre egemen olmuş olan orada kritik noktalarda bulunmuş olan bir adamı görüyoruz. Bu adam Amerikan yönetiminin zihniyetini yansıtıyor. Evet. Bence 200'lüğünü de temsil ediyor. Ben bunun gülüşüne çok takıldım. Ya. Bu aşağılık türün genel olarak özelliği bu Yusuf Hocam. Eyvallah. Yani affedin şimdi kullanamıyorum. Kinimizi diri tutalım. Bit yavrusu gibi diyorlar ya. Tabii, tabii. Hem o kadar da korkak ki o güler yüzüyle de konuşuyor. Demokratik hakkını kullanıyormuş gibi. Bu alçağa da gidip Amerikalı demokratlar bu zihniyete de oy veriyorlarsa. Bir de şunu, Obama'nın danışmanı bu adam. Tahrik ediyor bir de. Tahrik ediyor. Dikkat edin. Obama'nın başkan yardımcısı kimdi? Bu arada şunu söyleyelim. Biden. Yani aynı türev şu an yok mu? Aynı kafa. Tabii. Demokratlar iktidar. Amerika'da bu arada demokratlar da ayağa kalktılar. Efendim, kamuoyu ayrı zaten. Hiç onu ama yok. Şunu altını çizelim. Çalıştığı şirket işine son veriyoruz falan dedi. Buradaki hikaye şu. Öyle bir tepki geldi bak bu arada. Bir Amerikalı yorumcuyu izledim. Yani bir YouTuber. Çok izlenen birisi. Milyonlarca abonesi olan birisi. Onu izliyorum. Diyor ki ya diyor ne düşünürseniz düşünün bunu böyle ifade etmek diyor doğru mu acaba diyor. İfade etmek doğru mu acaba? Tabii söylemeyin. Yani şunu zaten söylüyor ya biz Amerikalıyız ve Müslümanlarla ilgili bunu düşünebiliriz. Zaten onlar aşağılık yaratıklar. Zaten onlar her türlü hakaret hak ediyor. Ama açıkça söylemeyin yapmayın. Samet reklam nedir geliyor muyuz bitiriyor muyuz? Diğer konuklarım da söz almak için sabırsızlanıyorlar. Biliyorum herkesin içleri doluk ama bana reklam süresini söyleyecek misiniz? Bir dakikamız kalmış. İyi ki sormuşum. Yoksa reklam mı gelecekmiş, biz gitmeyecekmişiz. Ya, çok teşekkür ederim Kemal Hocam. Tabii son bir cümle alabilirim, yani kapatacağım. Kanser hücresi gibi ya. Aslında girdiği vücudu öldürüyor, farkında değil. İnsanlığı öldürüyor. Kendi de ölecek o insanların içerisinde. Ölmüş bu zaten, bu bence yaşıyor. Evet, yaşayan bir kinimizi ceset. Diri tutalım böyle. Aynen, evet. Tabii bunları görelim diye de veriyoruz. Çok teşekkür ederim Kemal Hoca, Yusuf Alabar'da, Gaffar Yakınca, Ceyhun Bozkurt. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pazartesi gecesi saat 21'de yine karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.